Cem'de Gündem programında Alevilik sorunlarını... İsmail Saçlı Cem'de Gündem programında bu hafta Güvenç Abdal Eğitim Araştırma Kültür Derneği Genel Başkanı Hüseyin Koca ve Sultan Gazi Pir Sultan Abdal Cemevi Genel Başkanı Zeynel Odabaş'la Alevilerin sorunlarını ve imar problemi olan Cemevlerini tartışıyor. 15'e uyacağız. Yine bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Doçent Doktor Medine Sivri, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, doğru mu efendim? Evet, iyi akşamlar. Evet, siz de Güvenç Abdal Derneği ile birlikte çalışmalar yapıyorsunuz. Siz de bir değerlendirme yapar mısınız Sayın Hocam? Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Öncelikle Güvenç Abdal Eğitim Araştırma Kültür Derneği'nin değerli başkanı Hüseyin Koca'ya, genel sekreteri Adem Dağdır'a ve Sultan Gazi Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Zeynel Odabaşı'na da aşkı muhabbetlerimi sunuyorum. Programdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Ben burada farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle bu çalışmadan dolayı Güvenç Abdal Eğitim Araştırma Kültür Derneği'ni canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir çalışmanın başlangıcını oluşturdular. Alevi Bektaşi inancı Türkistan'da, Orta Asya'da Hoca Ahmet Yesevi'nin önderliğinde temelleri atılmış, bir inancın başlangıcı yapılmış. Tabii çok daha tarihsel geri planı da var ama bu yolun önderliğini yapmış insanlar. Onun Lokman Paren'de üzerinden Hacı Bektaş Veli aracılığıyla Anadolu'ya gelmiş. Güzel bir inanç ve kurumsallaşmasını çok önemsiyorum ben. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Sözlü kültürün yazılı kaynaklara aktarılması, dönüştürülmesi, gelecek kuşaklara aktarılması son derece önemli. Bunun için Alevi inancının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için enstitüler kurulmalı, ocaklar araştırılmalı, inanç temellerinin neler üzerine kurulduğu ortaya çıkartılmalı ve dernekler, vakıflar bu anlamda Türkiye'de birçok üniversite var. Üniversitelerde sosyoloji bölümleri, antropoloji, tarih bölümü, edebiyat bölümleri var. Buralarla ilişki içerisine girmeleri gerekiyor. Organizasyon çok önemli bir çalışmanın temellenmesi için. Örgütlü çalışmak çok önemli. Bilimsel çerçeve içerisinde bir inancın güzelliğini, temellerini ortaya çıkartabilmek son derece önemli. Bu anlamda Güvenç Abdal Derneği Türkiye'de bir ilki başlattı. Ve bu çalışmanın temel çapısını da ortaya koyan sosyolog arkadaşımız Coşkun Kökel, Adem Bey'in de biraz önce bahsettiği gibi, Türkiye'de Alevilik inancının yazılı kültüre dönüştürülmesi anlamında çok önemli katkıları var. Ben kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Ve Coşkun Kökel gibi akademisyen arkadaşlarımızın bu alanda yapılan çalışmalarının hızla da çoğaltılmasından yanayım. Ama ne yazık ki bu çalışmalar Türkiye'de yapılırken önümüze hiç engel çıkmıyor da değil. Başından itibaren Güvenç Abdal Ocağı'nın araştırılması ile ilgili derneğin yaptığı çalışmalarda hasta kadar ben de bulundum. Anadolu'dan Balkanlara semahlarımızdan tutun da Maltepe'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, yine 23 Şubat'ta Ordu'da olacak panelde de hasbelkader bulunacağız. Önünün kesilmemesi gerekiyor. Yani biz bir olalım, biri olalım diyoruz ama biz kendi içimizden, kendi inancımızı, kültürümüzü yaymaya çalışan, bu anlamda akademik anlamda katkıda bulunmak isteyen insanları kendimiz engelliyoruz. Hani kim bir adım ileriye çıksa ona hemen bir yapta yapıştırılması söz konusu. Bunlar çok üzücü. Bu anlamda birbirimize destek olmalıyız ve sözlü kültürün yazılı kültüre dönüştürülmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını ben çok önemsiyorum bir akademisyen olarak. Bu anlamda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eskişehir'den arıyorum sizi. Eskişehir'de 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildi biliyorsunuz ve konu başlığı da kültürel miras. Örneğin Eskişehir'de Alevilik dernekleri burada da var. Bu anlamda biz neler yapmalıyız mesela? Her şehirde
kurumlarımız var, çok değerli kurumlarımız, birbirinden değerli. Evet. Çorbada ne kadar bizim tuzumuz olmalı? Biz oturup bunları konuşmalıyız. Burası Seyit Battal Gazi'nin, Seyit Sultan Sücahattin Veli'nin, Üryan Baba'nın, Yunus Emre'nin, Nasreddin Hoca'nın merkezi. Yani 2013 yılında Kültür Başkenti Eskişehir'de eğer yeni bir kültür doğacaksa Türkmen dağı eteklerinden olacak ve bunun merkezi de bu yıl Eskişehir olsun istiyorum ben. Bunun için çok güzel. Yani binalar değil, binalara tabii ki yatırım yapılıyor ama özellikle kültüre yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yazılı kaynakların araştırılıp ortaya konulması çok önemli. Güvenç Aptal Ocağı'nın 12 ciltlik bir kitapla gelecek kuşaklara aktarılması ve bunun bir örnek teşkil etmesi, Türkiye'de ilk olmasını ben çok önemsiyorum ve Coşkun Kökeli ekibini, derneği bu anlamda da tekrar kutluyorum. Teşekkür ederim hocam katkılarından dolayı. Eskişehir'le ilgili birçok program daha yapacağız. Çok haklısın. İyi hazırlamamız lazım o bölgede. İyi şeyler sunmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Yine birkaç mailler var. Özellikle ısrarla Barış Şeker arkadaşın selam var. Sizler tanıyorsunuz. Yeşil Cennet'te 40-50 tane müşterimle sizin programı izlemekten iş yapamıyorum diyor. Dert yanıyor. Teşekkür ediyoruz.